Ve Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın tutukluğu, vasatlığı yüzünden 2 puanı Adana Demirspor maçında bıraktı. Ama olsun, öz evladı Zayt, Adana Demirspor maçında ter döktü. Sarı lacivertliler, averajla liderliğe otursa da elindeki maçı kazanamadan döndü. İsmail Kartal bu maçla tek kelimeyle sınıfta kaldı. Şimanski'nin tek olumlu hareket yapmadan maçı bitirmesi, Ceko'nun cılız şutları, Zayt'sın saç baş yolduran tutukluğu 3 puanı getirmedi. Takım kazanabilecekken, liderliğe 2 puan farklı oturup psikolojik üstünlüğü alacakken İsmail Hoca takımını ileri götürecek, kazandıracak hamleleri yapamadı. Öyle ki İsmail Hoca Zayt uğruna şampiyonluğu verecek gibi duruyor. Tüm maç boyunca yürümeye bile hali olmayan, yanına pas vermekten aciz Zayt'sı 8'de tutup diri İrfan canı çıkaracak bir hoca şampiyonluğa oynamaya çalışıyor. Çok yazık. Birileri İsmail Kartal'a Fred'den sonra 8 numarasının Zayt değil İrfan Can olduğunu, şampiyonluk isteyen bir takımın 8 numarasının Zayt olmadığını söylemesi gerekir. Eğer Fred yoksa İsmail Hoca da yok. Bu maçla anlaşıldı. Çünkü Fred yoksa Zayt var. Zayt varsa da galibiyet yok. Tadiç de her maç fiziksel gücünü yitiriyor. İkinci yarı neredeyse sahada yok gibiydi. Osay Samuel belki de bu sezon en kötü maçını oynadı. Samet Akaydın ise savunmada harika durdu ve hücum aksiyonlarındaki kesici hamleleriyle sahanın en iyilerinden biriydi. Cengiz Ünder katkı vermeden birkaç maç daha zayıf halleriyle böyle oynamaya devam ederse Kadıköy taraftarları İrfan Can'a verdiği ayarın fazlasını ona da verecektir.